Merhaba arkadaşlar. Mıstık Fenci'de verimli ders çalışma nasıl olmalı videomuzda yine birlikteyiz. Arkadaşlar öğrenci diyor ki hocam ben işte günde 5 saat ders çalıştım fakat olmuyor anlamıyorum. Demek ki sen verimli ders çalışmıyorsun. Peki verimli ders çalışma nasıl olmalı? Nasıl çalışırsak bizim için verimli olur? Onlarla bugün birlikteyiz. Evet birinci kuralımız altı tane kural söyleyeceğim arkadaşlar. Bu Kurallarımızdan birincisi şöyle olmalı. İlk önce bir hedefimiz olmalı arkadaşlar. Hedefsiz olan savrulup gider. Hedefiniz yoksa bir müddet çalışır ondan sonra bıkar, bırakırsınız. Gerçekçi olmalı arkadaşlar. Hedefiniz elle tutulur, gerçekçi bir hedef olmalı. Üçüncüsü uygulanabilir olmalı arkadaşlar. Peki ne yapmalıyım? Belirli bir çalışma saatiniz, soru çözme sayınız ve uyku düzeniniz olmalı arkadaşlar. İkinci kuralımız çalışma ortamımızı düzenli olmalı. Arkadaşlar çalışma ortamımız havalı veya havalandırılmış. Neden? İçeride çalışma odanızın içerisinde oksijen yeterli olmalı arkadaşlar. Çünkü beyin hücrelerimiz sürekli oksijen harcayacak. Bizim de sınıf, sınıf odamız havalı olursa. Daha rahat ders çalışırız Masada özellikle Uzanarak olmaz arkadaşlar Uzandığımızdan beyniniz hemen size Yatış pozisyonuna girdiği zaman Uykunuzu getirir Masada olmalı temiz ve düzenli olmalı Masamız Arkadaşlar masa karışıksa Sürekli dikkatiniz dağılacaktır Çok tok veya çok aç Olmamalısınız çok tok olduğunuzda Hemen uykunuz gelecektir çok az Olduğunuzda sürekli Yemeği düşüneceksinizdir Arkadaşlar, abur cuburla birlikte ders çalışılmaz. Masanızda abur cubur olmamalı. Sessiz, özellikle sessiz, gürültüsüz, dikkatinizi dağıtacak bir şeyler olmamalı arkadaşlar. Üçüncü kuralımız. Zamanla bir ders çalışma programınız olmalı. Arkadaşlar ben buraya örnek bir tane ders programı hazırladım. Sizler de kendinize göre ders çalışma saatlerinizi şuraya yazabilir. Ve kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar 16-17 saatler arasında dinlenme. Sonra yarım saat günün tekrarı arkadaşlar. O gün ne gördüyseniz onu şöyle bir kısaca bir tekrar etme. 17.30, 18.30 arkadaşlar yemek, akşam yemeği. 18.30, 19.30 arkadaşlar konu çalışma ve test çözme. Bir saat hangi dersten gün gün fark ediyor. Mesela fen, bir saat fen, salı günü bir saat inkılap, çarşamba bir saat Türkçe, perşembe inkılap, cuma Türkçe gibi. Sonra bir saat 15 dakika ara arkadaşlar veya 10 dakika da olabilir o. Çünkü çok ara verildiği zaman kopuyorsunuz. 10 veya en fazla 15 dakika ara. Sonra yine bir saat ders çalışma, Sonra 15 10-15 dakika dinlenme. Sonra yine bir saat ders çalışma. Yani günde 21-22 saatler arasında matematik. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz bir sayısal bir sözel bir sayısal ard arda sayısal sayısal sözel şeklinde değil de aralara sayısal sözel şeklinde çalışmanız gerekiyor. 22-22-30 arası yarım saat bir dinlenme, 22.30-23 arası kitap okuma, her gün yarım saat uyumadan önce kitap okumanız şata, şart arkadaşlar. Şu 22-22.30 arasında işte uzanmak veya uyumak için hazırlıklarınızı yaparsınız, sonra yarım saat kitap okuyup uyursunuz. Her gün günlerde yazdık arkadaşlar, şu şekilde Türkçe, fen, din, cuma günü, İnkılap, Matematik, İngilizce, Perşembe günü, Türkçe, Fen, Din, Çarşamba, İnkılap, Matematik, İngilizce'de Salı günü şu şekilde yaptık arkadaşlar. Üçüncü, bu kadardı. Dördüncü, verimli ders çalışmak için kuralımız, farklı derslere çalışacağız. Arkadaşlar, öğrencilerin yaptığı hatalardan bir tanesi de mesela pazartesi günü matematik günü diyor. Pazartesi durmadan matematik çalışacağım. Bu olmaz arkadaşlar. Günde iki ders veya üç ders, en az iki ders veya üç ders çalışmanız lazım. Mesela fen, Türkçe, din, matematik, inkılap, İngilizce şeklinde bunların yerleri değişebilir. Sayısal, sözel, sözel, sayısal şeklinde olabilir ama sadece sayısal veya sadece sözel olmaz. Veya şu gün sadece bir ders çalışacağım. Olmaz arkadaşlar. Bu şekilde çalışırsanız başarılı olamazsanız verimli çalışmak için derslerinizi farklı şekilde fen, Türkçe, din veya matematik, inkılap, İngilizce şeklinde ayarlamalısınız. Beşinci kuralımız arkadaşlar. Kendi kelimelerinizle küçük notlar alacaksınız, özetler alacaksınız. Bu tuttuğunuz notları odanıza asıp tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar insan beyni sürekli unutur. Unuttuğunu tekrar etmezseniz veya öğrendiğinizi tekrar etmezseniz unutacaksınızdır. Sürekli küçük notlar tutup kontrol edeceksiniz, tekrar edeceksiniz. Konuyu arkadaşlarına anlatır gibi kendinize anlatacaksınız. Üçüncü verimle olayımız bu. Kısacası arkadaşlar öğretmek için öğret modelini uygulayacaksınız. Yani küçük notlar tutacaksınız. Bu notları tekrar edeceksiniz. Sonra konuyu kendinize anlatacaksınız. Bu olaya öğretmek için öğret modeli diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tekrarladığınızda aklınızda kalacaktır. Altıncı ve son kuralımız kendine ceza ve ödül ver. Arkadaşlar ne demek bu? Programımı tam uygularsam şu oyunu oynayarım. Programı uygulamazsam oyun oynamak yok. Şu kadar soru çözersem yarım saat TV izleyeceğim. Ama çözmediğinizde TV izlemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde kendinize ödül ve cezalar verirseniz daha başarılı olursunuz arkadaşlar. Mıstık Fenci YouTube kanalında sizlerle birlikteydik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.